Birincisi önce şunu ifade edeyim. Siz aslında konuya girerken bir ipucu verdiniz. O da şu. Şimdi normalde 31 Ocak'ta Kudüs günü yapıldı. Ben 4 Şubat. Bir şu yok. Bak 4 Şubat önemli. Bir Şubat'tan itibaren 4 Şubat'a kadar yayınlar böyle tanklar ki yürüdü. Tanklar yürüdükten sonra tabii olay daha da yükseldi. Tansiyon yükseldi çünkü. Benim adım yok. Ta ki 5 Şubat'a kadar. Evet. Niçin yok? Niçin yok? Çünkü asıl benim davaya müdahil olmam şimdi bu davada asılan Filistinli, Lübnanlı direniş önderlerinin hani özgürlük savaşları, Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden hareket liderlerinin posterleri, pankartlar var. Fakat o medya manipülasyonuyla öylesine bir hava oluşturuldu ki anlattığım gibi. Aynı manşetler şu, gazete manşetleri. Burası Ankara. Ankara'nın göbeğinde terör örgütü propagandası. Yani sanki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posteri asılmış. Bakınız. Evet. Sanki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılıp yok edilip dağıtılıp yerine başka bir düzen kurma amaçlı bir mücadele veren işte adı tırnak içerisinde terör örgütü olan bir örgütün posterleri asılmış. Ya orada asılan posterlerin Türkiye Cumhuriyeti ile ne ilgisi var? Orada asılan posterler Filistinli, Lübnanlı direniş önderlerine ait. Türkiye ile ilgili Fakat hiç poster yok muydu orada? asla. Evet. Şimdi fakat öyle bir manipülasyon dedim ki Firavun sihirbazları gibi öyle bir manipülasyon yapıldı ki bir korkutma, bir sendrom oluşturuldu. Ve bunun üzerine afişler, pankartlar üzerinden idam cezaları kesilmeye başlandı. Yani yargısız infazlar veyahut da böyle bir yani daha doğrusu yani bunun bu şekilde cezalandırılacağı havası oluşturuldu. Bunun üzerine 5 Şubat tarihinde yani tankların yürümesinin ertesi günü Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sayın Bekir Yıldız beni arayarak İstanbul'da o zaman ben gazetede çalışıyorum. Günlük olarak yayınlanan Selam gazetesi var. Arayarak dedi ki kardeşim dedi bu afişler, pankartlar bizim için ciddi bir sıkıntı oluşturmaya başladı. Bunları sen üstüne alır mısın? Ben alırım dedi. Niçin söyledi? Yani bu şey değil, nasıl söyleyeyim? Yani istemeyerek içine düştüğüm bir mesele değil. Gönüllü ve ihtiyari Anladım. olarak kabullendiğim bir mesele. Çünkü şunu gördüm ki o 4 gün içerisinde Sincan Kudüs günü programı tamamen siyasal bir linç operasyonu olarak iki amaç üzerine kurulmuş. Birisi Refah Yolu hükümetini tamamen yıkmak artık hani bardağın Son damlası. son damlası. İkincisi Erbakan Hoca'nın önderliğinde temsil bulan Milli Görüş Hareketi'ni siyaseten tasfiye etmek. Yani o da onunla birlikte. Çünkü sadece hukuki bir süreç, yani daha doğrusu Türkiye'deki siyasal yapılanmayı, iktidar biçimini dönüştürme değil, aynı zamanda siyasal bir akımı, ideolojik bir akımı da tasfiye etmek. Ben de bir vatandaş olarak, bakınız ben o dönemde itibariyle söylüyorum, Refah Partisi'nin üyesi de değildi. Partinin üyesi değil miydiniz Değildim. siz? Evet. Yani benim o programa katılmamın temel illeti Filistin konulup bütün yoğunluğuma rağmen gidememe rağmen ısrarlar üzerine Filistin konulu olması fakat Refah Yolu'nun hükümetini yıkılmak istenmesinin ve Milli Görüş Hareketi'nin tasfiye edilmek istenmesinin arkasındaki emperyalist ve siyonist projenin başarısızlığa uğrama arzusu ve temennisiyle kendimi ortaya attım. Çünkü Yani kendinize, düşüncenize göre feda mı ettiniz? ya ben elbette yani bizim tarihimiz 9 yıl yattınız sonuçta. Belki 9 yıl 19 yıl yatacaktınız. 90 yıl yatsam umurumda değil. Yine yatarım. Yine ben yatarım. Yani aynı süreçler işlesin, aynı zeminler ve gerekçeler doğsun. Ben 90 yılda yatarım, idam mangalarının önüne de çıkarım. Niçin? Aman efendim o günleri tekrar yaşamayalım Allah, ki. Şimdi yok. fotoğrafın tamamını görünce Ya nerelerden geçtiğimizi görüyoruz. evet, bakınız. Çünkü bakınız, şimdi biz millet olarak partileri ideolojik
siyasi grupları bir kenara bırakalım. Önce biz millet olarak iki kavramı öğrendik. Millet olarak. Ecdadımızdan öğrendik. Ertuğrul Gazi'lerden de öğrendik. Osman Gazi'lerden de öğrendik. Biz şunu öğrendik. Bir, helal süt iç. Haramzade olma. Bu genel bir tanımlamadır. Yurtseverlik mi? Vatanperverlik mi? Hepsi bunun içerisindedir. Evet. Dindarlık mı? Müslümanlık mı? Hepsi bunun içerisindedir. Onurlu, şahsiyetli, haysiyetli olmak mı? Ahlaklı, erdemli, faziletli olmak mı? Hepsi bunun içindedir. Helal süt iç, haramzade olma. Dolayısıyla 28 Şubat sürecinde iki güç karşı karşıya gelmiş. Bir haramzadeler, bir helalzadeler. Dolayısıyla helalzade olan helalzadelerin yanında olur. Bedeli ne olursa olsun. Çünkü öbür taraf haramzade. Ama onlar da sizin için farklı şeyler. Bakınız, yani bu taraf için farklı şeyler söylediler de, o dönem. İyi de ona bakarsanız şeytanın da Hazreti Adem'e karşı, Nemrud'un da Hazreti Musa'ya, İbrahim'e karşı, Firavun'un da Hazreti Musa'ya karşı, Ebu Leheb, Ebu Cehil'in de Hazreti Resulullah'a karşı söylediği sözler var, suçlamaları var. Siz o zaman mesela deniyor ki, az önce Hasan Celal Güzel katıldı, o dönemin askeri idarecileri için, bir kısmı için. Ben de bir kısmına söylüyorum. Köpeksiz köyde sopasız dolaşıyorlardı. Dolaşabilirler miydi? Diye bir tanımlama da bulundu. Ama gazete manşetlerini falan hepsini getirdik. Tabii ön bölümünü izleyemediğiniz için. Refah Yol hükümeti Türkiye'yi karanlığa götürüyordu. Şeriat yanlısı bir yapılanmaya doğru Türkiye hazırlanıyordu. Hatta ülke adını yanlış hatırlamıyorsam İran'dan rejim ithal edilme altyapıları hazırlanıyordu gibi iddialar Türkiye'de çok ciddi tehlike gibi gösterilmişti. Bu gayretleriniz var mıydı sizin? Gerçi siz Refah Partisi üyesi değildim diyorsunuz ama şu son cümlemede lütfen. Yani Refah edin. Partili üyesi ayrı ama Milli Görüş davası benim her zaman için zaten kalbimde bir pusuladır. Yani. Milli Görüş'ün tasfiye edilmesi dediniz esas. Adı Refah Partisi içinden geçiyordu. Bunları mı hedeflemiştiniz? Türkiye'yi bir karanlığa mı götürüyordunuz? Ya da nedir kastedilen neydi? Şimdi o tarafta böyle söylüyordu çünkü. Tamam siz bunları anlattınız de, ama. Güzel de. Washington'un talimatıyla, Tel Aviv'in talimatıyla hareket etmenin adı yurtseverlik oluyor. Onların talimatlarını yerine getirmek için bu ülke tarihinde daha iyisinin daha iyisi olabilir. Bak tekrar söylüyorum bunu partisel propaganda olarak söylemiyorum. Ama Refah Yol hükümeti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde oluşmuş en milli bir hükümettir. Birinci nokta bu.